Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda Tottenham'ın kulüp selection'da gelecek oyuncularına değineceğim. Tek tek analiz edeceğim arkadaşlar. Kulüp selection'da gelecek oyunculara baktığımız zaman Tottenham'da gayet iyi oyuncular var. 3 tane 97'lik oyuncu var. 96'lık oyuncu var arkadaşlar. Benim çok beğendiğim oyuncular var içlerinde. Umarım tabii ki istediğimiz oyuncular kadromuza katılır. Bu gelecek oyuncularla gücümüze güç katarız. Baktığımız zaman arkadaşlar 97'lik 3 tane oyuncudan Harry Kane ile başlayabiliriz. Harry Kane'in özelliklerine bakalım. Harry Kane arkadaşlar bilindiği üzere bitiriciliğiyle ön plana çıkan bir futbolcu. Henüz antrenman yüklemediğimiz halde şu an 93'te olduğu halde bitiriciliği 98. Fulleyelim arkadaşlar. Antrenman yüklediğimizde Harry Kane 97. seviyeye kadar geliyor. Tabii ki maksimum bitiricilik 99. Harry Kane'i antrenmanla beslediğimiz zaman da 97'lik Harry Kane'in özelliklerine baktığımızda en önemli iki özelliği bir bitiricilik. Gerçekten ceza sahası içinde, dışında, topla buluştuğunda çok iyi bir futbolcu. Etkili vuruşlar yapıyor ve ofansif farkındalığı 99 arkadaşlar. Mükemmel iki özelliğe sahip. Onun dışında top kontrolü, top sürmesi tabii diğer özelliklerine göre biraz düşük. 89-86, hızı biraz yavaş 84, hızlanması 81. Hız oyununu seven, hızlı santrforları seven arkadaşlar için belki çok beğenilmeyebilir. Ama oyunu rakip sahaya yığdığınız zaman, ceza sahası içerisinde bu adamı topla buluşturduğumuz zaman gerçekten bu bitiriciliği ile skor üretmesi çok kolay. Formu da 7 arkadaşlar, o da iyi gerçekten. Havadan mı nasıl derseniz, header havadan 90 arkadaşlar. Sıçraması 84, şut gücü 93. Fiziksel mücadelesi de çok iyi arkadaşlar. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. 92 değere sahip. Dayanıklılığı 94. 94. Gayet iyi arkadaşlar. Yerden pası 86, yüksekten pası 80, yüksekten pası 87. Santrfor için ideal değerler. Zayıf noktası arkadaşlar dediğim gibi hız. Hız seven arkadaşlarımız için belki birinci planda olmayabilir Harry Kane ama muhakkak Harry Kane geldiği zaman kadromuza etkinlik maçlarında, online maçlarda fark yaratacağını düşünüyorum. Bu bitiricilikle, bu ofansif farkındalıkla gerçekten çok iş yapar bu oyuncu. Umarım kulüp selection geldiği zaman Tottenham'dan Harry Kane'i çekerim diyorum. Kadroma çok katmak istediğim bir oyuncu. En çok istediğim diğer iki oyuncu da tabii ki 97'lik iki tane kart var arkadaşlar burada. Bergwijn arkadaşlar. Bergwijn'i ben çok beğeniyorum. Normalde altın top kartına sahip. O kartı da iyi. Hızlı bir oyuncu. Hızıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Henüz genç bir oyuncu. Devre arasında gelmişti Tottenham'a. O yüzden bazı özellikleri zayıf arkadaşlar. Şimdi fullleyeyim. Hani o özellikleri de göreceksiniz. Fullediğimde 97. seviyeye kadar geliyor. Bu altın top normalde olan bir oyuncudur aslında. O yüzden bazı özellikleri hani çok tavan değil, zirvede değil. En iyi özelliği, en iyi yaptığı şey arkadaşlar hızıyla top sürmesidir. 97'lik hıza sahip, 98 hızlanması var. Top sürmesi 95, top kontrolü 91. Çok iyi değerler. Sol açıkta oynuyor arkadaşlar. Sol açıkta 97. seviyeye kadar yükseliyor. Şut gücü 90, ceza sahası dışından da etkili şutlar çekebilirsiniz. Bitiriciliği 87. Keşke olsa diyeceğimiz özelliklerinden bir tanesi falsosu arkadaşlar. Maalesef falsosu zayıf 76. Daha iyi falso olsaydı ceza sahası dışından ve içinden gerçekten kesme vuruşlar yapabilirdik. Falsolu vuruşlar. İyi bir oyuncu arkadaşlar. Dengesi de 99. Hızlı oyuncularda bazen dengesizlik olabiliyor. Fakat Bergwijn'de denge konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Dayanıklılığı da çok iyi. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Boyu 1.71. Hava hakimiyeti zayıf. Ama yerden etkili bir oyuncu. Kadroma en çok katmak istediğim Harry Kane'den sonraki isim de Bergwijn arkadaşlar. Altın top kartı var bende. Onu da çok beğeniyorum aslında. Tabii mevkisinde çok iyi oyuncular da var. Ama Bergwijn'de parlayan bir yıldız. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak. Hemen geri gelelim. Benim en çok istediğim 3. oyuncu Sanchez arkadaşlar. 97. seviyeye kadar geliyor. Tottenham'ın stoperi arkadaşlar. Baktığınız zaman özelliklerine defansif özellikleri çok iyi. 96, 99, 99 arkadaşlar. Top kazanma 99, agresiflik 99. Bunun yanında bir de hız özelliği var arkadaşlar.
Biz çoğu stoperde hız göremiyoruz maalesef. Yavaş stoperler olabiliyorlar ama Sanchez 91 hızına sahip. Ama hızlanması bir tık düşük, 84. İlk baştaki hızı çok iyi ama 91-90 değerini aşmış. Bu çoğu stoperde olmayan bir özellik. Bu anlamda gerçekten Sanchez'i beğeniyorum. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu, 98'lik değere sahip. Sıçraması 92, boyu da 1.87. Uzun arkadaşlar, sıçraması var, dengesi, dayanıklılığına baktığımız zaman biraz dengede sıkıntılısı var arkadaşlar, 74. Dayanıklı bir topçu, 90. Defansif özellikleri çok iyi ama. Pas özelliğine gelecek olursak da hani geriden pasla çıkan arkadaşlarım için 84'lük kısa pasa sahip, uzun pası 80. Tabii daha iyi stoperler var bu anlamda ama kötü değil arkadaşlar. İş yapabilecek bir oyuncu. Defansif özellikleriyle çok ön planda ve hızıyla arkadaşlar. Hemen geri gelelim. Diğer oyuncuları analiz edelim arkadaşlar. Burada 97'lerin peşine gelen Dele Alli var 96 ile ve Lo Celso var arkadaşlar 96 ile. Dele Alli'yi hemen inceleyelim arkadaşlar. Bu kart fullendiği zaman 96. seviyeye kadar geliyor. Peki 96'lık Dele Alli hangi özelliklere sahip? Baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten iyi özellikleri var. Ofansif farkındalığı, top kontrolü, top sürmesi, paslaşması, hani bitiriciliği baktığınız zaman gayet iyi değerlerde. Boyu 1.88 olan bir ofansif orta sahadan bahsediyoruz. Gerçekten ofansif orta sahalar için boyu uzun. Bunun yanında da hava hakimiyeti değil. Kafadan da hani iyi goller atabilen bir oyuncu. Sıçraması zayıf ama kafa topuyla buluştuğu anda bitirici arkadaşlar. Gerçekten gole yakın o anlamda kafa vuruşlarıyla. Agresif mi? Agresif. Dayanıklılığı da çok iyi arkadaşlar. 98. Yani İngiliz bir oyuncudan bahsediyoruz. Dayanıklı bir oyuncu karşımızda. İyi bir kart. Normalde altın top olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Altın top olmasına rağmen bu kartıyla 96. seviyeye kadar çıkıyor ve çok iyi de özelliklere sahip. Yerden pası da 93 arkadaşlar. Bu gerçekten orta sahalarda istediğimiz özelliklerden bir tanesi. 90'ın üzerinde bir değere sahip. Yüksekten pas atıp bir tık az olabilir. 86 ama idare edilebilecek bir değer. Kötü bir kart değil arkadaşlar. Özellikle Dele Alli hayranları, fanları için gerçekten umarım gelir diyorum bu kart. Hemen geri geldiğimiz zaman arkadaşlar Lo Celso var burada da. Fullediğimiz zaman 96 oluyor. En önemli özelliklerine geldiğimiz zaman top kontrolü. Gerçekten topa çok hakim bir oyuncu. Paslaşmayı çok iyi yapan bir oyuncu. Teknik bir oyuncu karşımızda. Yerden pası 94, yüksekten pası 94. Orta saha oyuncusu için, göbekte oynayan bir oyuncu için çok istenen değerler. Bunun yanında bazı göbeklerin yavaş olduğunu görüyoruz. Fakat Lo Celso arkadaşlar 88'lik hıza sahip, 87'lik de hızlanmaya sahip. Mevkisi için çok iyi. Yani bu mevkilerde hem hızlı hem yetenekli oyuncu bulmak zor arkadaşlar. Paslaşması, tekniği çok iyi. Top kontrolü, top sürmesi harika. Bir de yanında hızlı arkadaşlar. Falsosu da var. Şut gücü de 84. Hani mükemmel değil ama gayet iyi. Bitiriciliği de 88. Bu bitiricilik de yani bu mevkide oynayan oyuncu için çok çok iyi. Baktığınız zaman arkadaşlar yani gelse sevinebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Umarım isteyen arkadaşlara da gelecektir. Eğer çok istediğim oyuncular gelmezse peşine gelsin diyeceğim. İlk oyuncu olabilir açıkçası arkadaşlar. Benim kalbimden geçen 3 oyuncuyu söylemiştim. Hani onlar gelmezse bari bu gelsin diyebilirim. İyi bir oyuncu, iyi bir özelliklere sahip. Daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar 96'lıkların peşinde 94'lük 2 tane oyuncu var. Winks var arkadaşlar. Winks'i fullediğimiz zaman defansif orta sahadaki özelliği 94 oluyor arkadaşlar seviyesi. Özelliklerini de incelediğimiz zaman tabii ki bir dost arkadaşlar defansif orta saha hani ona göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani fena değil. Baktığımız zaman hani çok mu iyi? Hani değil. Kötü de değil arkadaşlar. 1.78 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat hani havadan
kötü olduğunu görüyoruz. Sıçraması kötü. Biraz hani dostu oynayan oyuncunun ben hem yerden hem havadan da iyi olmasını bekliyorum açıkçası. Yerden nasıl? Harika. 92-90. O konuda gerçekten hakkını teslim ediyorum. Geriden yerden oynayan oyuncular için ideal bir dost. Ama hava hakimiyeti de olsaydı maalesef 69 kafası, sıçraması 73. Rakip takım uzun oynadığında, havadan oynadığında Wings hava topuna çıkıyorsa vuramama ihtimali o anlamda biraz yüksek. Baktığınız zaman da agresif bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Top kontrolü 92, hızı 79, hızlanması ama 87 açıkçası. O anlamda iyi, sevindirecek. Çok iyi bir kart mı derseniz çok iyi değil. Hani yer yer iş görebilecek bir kart. Çok da abartmıyorum açıkçası bu kartı. Umarım benden uzak olur diyorum. Geri geldiğimiz zaman arkadaşlar 94'lük oyuncular içerisinde Aurier var arkadaşlar. Umarım adını doğru telaffuz etmişimdir. Fullediğimiz zaman arkadaşlar 94 oluyor sağ bekte. En önemli özelliği hızı, hızlanması 91-90 çok iyi. İyi bir hıza sahip. Bek oyuncularda hız istiyoruz tabii ki. Çünkü şu an herkes sol açıkta, sağ açıkta hızlı oyuncular oynatmak istiyor. Teknik oyuncular oynatıyor. Onları durdurabilmek için, arkaya oyuncu kaçtığın zaman yetişebilmesi için biz de beklerimizin hızlı olmasını istiyoruz. Teknik olmasını istiyoruz. Hız bakımından gerçekten bu oyuncu iyi arkadaşlar. Defansif özelliklerine bakınca farkındalık 86, sınırlarda top kazanması 85, agresifliği ama iyi 93. Fena değil arkadaşlar özellikleri. İş görür mü? Görür tabii ki. Şut gücü 87 arkadaşlar. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Sıçraması 84. Gönül ister ki defans oyuncusu olarak daha da yüksek değerlere ulaşsın. Ama boyuna rağmen 1.76 sıçraması da fena değil. Dayanıklı bir oyuncu arkadaşlar. 92 değerine sahip. Sağ bekte oynayan arkadaşımız için söyleyebileceğimiz, hızı iyi. Hızının yanında top sürmesi 82. Daha yüksek olsaydı sevindirirdi açıkçası. Top kontrolü 82, top sürmesi 85. Fena değil. Orta seviyede, hani çok da abartılacak değerlerde değil arkadaşlar. 94'lük bir oyuncudan, bek oyuncusundan, 91 de hıza sahip bir oyuncudan ben daha yüksek değerler beklerdim. Olmasını temenni ederdim. Ama kötü de değil o anlamda. Yüksekten pası 86. Çünkü orta yapacağız arkadaşlar. Kenardan orta yapacağımız için yüksekten pası olsun, falsosu olsun, o değerlerin de yüksek olmasını istiyoruz. Baktığınız zaman 86 yüksekten pası var. Falsosu 64. Yani olmaz yani. Falso çok kötü. Falsolu ortalar kesmek gerçekten bu adamla imkansız gibi bir şey. Ben bek oyunculardan biraz daha hani falsoyu bekliyorum. Çünkü orta yaptığımda falsolu döner bir şekilde bir top yollamak istiyorum içeriye. Yani bu oyuncunun da falso değeri maalesef 64. Çok düşük değer. Tamam, hızı filan iyi, şut gücü, fiziksel olarak dayanıklılığı fena değil ama iyi, güzel, kötülemiyoruz ama bazı özellikleri konusunda da sınıfta kalmış bir oyuncu. 94 kartına sahip. Çok abartılmayacak ama geldiğinde de üzmeyecek bir oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Geri geldiğimizde incelemediğimiz oyunculardan baktığım zaman yanılmıyorsam tek Loris kaldı arkadaşlar. Loris kalede fullediğimiz zaman 93. seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. 93'lük bir karta sahip. Kaleci özelliklerine baktığımız zaman 4 tane özelliği çok iyi. 99. Sadece uzaklaştırma konusunda 87. Bir orada zayıflığı var. O da hani sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum o özelliği, ama kaleci kurtarışları, refleksi falan olsun çok iyi arkadaşlar. 99'luk bir Loris karşımızda. Bir kaleci uzaklaştırması zayıf. Hani o da yani o kadar çok kötülenecek bir değer değil. 87'lik bir değer. O da problem yaratmayacaktır bize. Onun dışında şut gücü 87, sıçraması 90. Fiziksel olarak güçlü bir kaleci. Formu şu an için 6. Gayet iyi bir kaleci karşımızda. Boyu da 1.88. Ben kısa boylu kalecilerden çok verim alamıyorum.
Uzun boylu kalecilerin hani sıçramaları, kenara gelecek toplara uzanmaları daha iyi oluyor arkadaşlar. Benim önceliğim genelde uzun boylu kaleciler ya da orta boylu kaleciler içerisinde de iyi kaleciler oluyor. Loris'in boy anlamında fena değil bu arkadaşlar. Boyu 1.88. Tabii 1.90 üzerinde iyi kaleciler var oyunda. 1.88 boyunda, 33 yaşında. İyi de özelliklere sahip bir kaleci. Daha iyi kaleciler var mı oyunda? Var açıkçası ama umarım isteyen arkadaşlar varsa Loris'i kadrosuna katarlar diyelim. Arkadaşlar baktığımız zaman çok iyi oyunculara sahip mi Tottenham? İçlerinde çok iyi oyuncular var. Gelse çok sevineceğimiz oyuncular var. Benim en çok istediğim oyuncuyu hani tekrardan sıralayacak olursam, hani sizden de o sıralamayı çok istiyorum yorum kısmına yazmanızı. İlk hani birinci, ikinci, üçüncü hangi oyuncuları istiyorsunuz? Ben birinciye Harry Kane'i yazıyorum arkadaşlar. Çok istiyorum. İkinciye Bergwijn'i istiyorum. Çok istediğim, beğendiğim bir oyuncu. Hollandalı genç bir oyuncu. Çok gelecek vaat ediyor. Üçüncü istediğim de Sanchez. Ben 97'likleri istedim. Hani bunlar gelmezse de Lo Celso gelirse arkadaşlar beğenirim. Ayağı iyi bir oyuncu çünkü. Ben severim orta sahada ayağı iyi olan oyuncuları. Teknik bir oyuncudan bahsediyoruz o anlamda da arkadaşlar. Bu 4 oyuncudan 3'ü gelirse yani havalara uçarım. Umarım gelirler arkadaşlar. Online oyunlarda bu arkadaşlarla sahaya çıkarız. Bu oyuncuları oynatmayı çok istiyorum. Tottenham'la kesinlikle top açılımı yapacağım arkadaşlar. Beğendiğim bir kulüp. Özellikle İngiliz ligi takımlarıyla etkinlik oynadığımız zaman da bu oyuncuları kullanabileceğiz. O anlamda da işimize yarayacak. Soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum.